Herkese merhaba. Yeni Nesil Kafası MVP Podcast serisinin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu podcast serisinde MVP'den bahsediyoruz ve girişimleri konuk alarak onların MVP hikayelerini, başlangıç hikayelerini dinliyoruz. Bugün de uzun zamandır tanıdığım bir girişimci ve girişim benimle beraber. O linkten Ebru burada. Ebru hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ebru, daha önce de yayın öncesinde konuştuğumuz gibi aslında MVP'den ve Olleng'in başlangıç aşamalarından bahsetmek istiyoruz temelde ama buna başlamadan önce senden hem kendini hem de Olleng'i kısa bir tanıtmanı rica etsem söz Tabii ki. sende. Tabii ben Evro, Oleng'in kurucusu ve aynı zamanda CEO'suyum. Ee, biz Oleng olarak şu anda language free bir dünya yaratıyoruz. Yani dil bariyeri olmayan bir dünya yaratıyoruz. Bunu altyazı ve dublaj teknolojileriyle beraber oluşturmaya başladık. Bu arada bunu, bu toplantıyı veya bu podcast'i set ederken fark etmemiştik ama bugün çok manidar bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Onun için ayrıca mutlu oldum. şu anda da Oleng'de le yaklaşık 25 kişilik full time bir ekibimiz var. 1500'e yakında freelance çevirmen topluluğumuz var. E, dünyanın en büyük markalarıyla e, çalışarak alt yazı ve dublaj hizmetlerimizi sağlıyoruz. Teşekkür ederiz. Güzel bir anlatımdı. Şu anda aslında dediğim gibi hem full time kadro gereği hem size hani full time olmasa da çok fazla çalıştığınız freelance ve stüdyolar falan da var. Çok büyük bir operasyon yönetiyorsunuz aslında ekip olarak. Ama ben bugün biraz Olling'in ilk, adım, ilk adımlarını konuşmak istiyorum. Seninle 2019'dan Allah. beri <laughs> beraberiz, tanışıyoruz. Hatta ortak bir yatırımcımız sayesinde 4 aylık Amerika serüverimiz oldu bir grup olarak. Ben bunu o güzel anları, o zorlukları senin aslında kişisel background olarak bu e, işi çıkartırken ki alakanı vesaire dinlemek ve oradaki süreci beraber konuşmak istiyorum. İlk sorum şu aslında, sen nereden aklına geldi de böyle bir şeye kalkıştın? Ben her zaman dile çok ilgili bir insan oldum. Ee, zaten lisede de dil bölümü mezunu oldum. Ee, üniversitede İngilizce bir tercüm tercümanlık bölümünden mezun oldum. İngilizce ve Fransızca e, eğitimi aldım. Ve bunu yaparken de e, sonrasında bu dil nereye gidecek? işte e, çevirmenlikle nereye kadar devam edebilirim gibi bir düşünceye kapılarak yüksek sensim işletme ve insan kaynakları alanında yapmıştım. Kurumsal şirketlerde de çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. E, 2017 yılındaydı sanırım çalıştığım şirket Türkiye'den ayrılmıştım. Ve orada e, böyle küçük küçük freelance çevirmenlik işleri yapmaya başladım. Yine aynı korku kapıldı. Ben hayatımın sonuna kadar nasıl freelance çevirmenlik yapacağım? Çünkü çok zor bir meslek bu arada. Sürekli kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Bir çalışma arkadaşınız yok. Yalnız çalışıyorsunuz. Ardından da e, İtü Çekirdek iyi görmüştüm. İşte e, o programı görmüştüm. Sürekli insanlar teknolojiyle ilgili bir şeyler yapıyor. Ben de çok sevdiğim dil çeviriyle e, teknolojiyi nasıl birleştiririm kafasına girmiştim ve Olleng'in ilk modelini o dönemde çıkarmıştım. Ee, çevirmenler için bir pazar yeri projesiydi. Ee, aklıma da buradan geldi. Tamamen e, benim kendi kişisel tutkum, sevdiğim şeyle pazarın ihtiyacını birleştirmek diyebilirim. Aslında bu çok güzel bir şey. Genelde de baktığımızda başarılı ve büyüyen girişimlerde kurucuların ya da kurucunun arka plandaki o background'unun örtüşmesi çok önemli bir faktör oluyor. Çünkü işin aslında sen manuel olarak nasıl yapıldığını da biliyorsun. Bu çok kritik. Dijitalleştirmek için manueli görmek lazım. Burası çok önemli bir nokta. Bir şey soracağım. Mesela çok fazla mütercim tercümanlık ofisi var. O zaman da vardı. Sen bu işi hayata geçirirken de vardı. Yani sen ne cesaret böyle hani bu platform dijitalle gider ya da bu freelance'liği ben burada pazar yerine dökerim. E, ve burada aslında şeyi konuşuyorum. Rekabet avantajı noktasında ilk ürününde neler senin için heyecan verici ve başlangıç için cesaretlendiriciydi? Bence aslında bir kurucu olarak ilk o cesaret veren şey ben bu işi bozarım. Kesinlikle öyle başlıyorsun. Yani ben bu işi bozarım. Burada yanlış Güzel. giden şeyler var. Ve e, ben e, lise son sınıftayken bir tercüme bürosunda çalışmıştım Bayrampaşa'da ve yerleri de silmiştim, çayda yapmıştım. Çünkü pasaport çevirisi falan yapıyorduk. İşte noterden işler geliyordu. Vekaletname çevirisi ve benzeri gibi şeyleri yapıyorduk. Ardından o iş notere gidiyor, noterde tasdikleniyor ve ter, şeye de tercüme bürolarına da bir tercüme parası geri ödeniyor, geri iade ediliyor. O paraları duyduğumda bir şok olmuş. Yani çevirmenlerin bundan hiç haberi bile yoktu. Ve ben de öyle bir yerde çalışmasam, full time ofisçi bir iş yapmasam, ofis boy gibi çalışıyordum bu arada. Bu şekilde çalışmasam asla fark edemezdim bunu. Ee, ve o dönemde de bu tercüme bürolarının çok böyle manuel ilerlemesi, sürekli böyle yerlere gitmek, sıra beklemek, fiş almak, tercüme geldi mi gitti mi, işte bir şeyin tercüme edilmesi gerekiyor. Noterde ki bunu Arapçadan Türkçe çevirmeniz gerekiyor. Kime bulacağım kart uzatıyorlar falan. Çok böyle ağırlamıştım adalı bir süreç gibi gelmişti. Ve demiştim ki ben bunu dijitalleştiririm ama ürünü hayata geçirdiğimizde aslında öyle olmadığını gördük. Yani sadece çok disruptive bir fikir bulmak yeterli olmuyor. Fikriniz istediğiniz kadar güzel olsun. Doğru mercilerden, doğru onayları ve desteği alamadığınız sürece para kazanamıyorsunuz. Keza bizim ilk ürünümüzde de biz hiç doğru düzgün para kazanamadık. Yani ...bir lira bile cura geçmiyordu sanırım. Artık ben bazı müşterilerime şey diyordum... ...onlar beni buluyorlardı bir şekilde... ...sipariş veriyorlardı. Bu siparişi o linkten... ...geçirebilir misiniz? Hani... ...lütfen oradan cura geçsin diye. Komisyon falan ödüyordum yani sonra... ...Easyco'dan e, şey ödeme falan... ...alıyorduk. E, ama... ...kesinlikle o tercüme buralarındaki... ...hantal süreci dijitalleştirmek... ...ve e, yenileştirmek için... E, ...böyle bir şey yapmaya karar vermiştim. Aslında sen zaten... ...kendi şirketini gerek yatırımcı sunumlarında gerek satış sunumlarında vesaire anlatırken de sen aslında bir teknoloji şirketi olduğundan bahsediyorsun. Dil çeviri platformu aslında ama bu bir teknoloji şirketi artık diye bahsetmiştin. İlk adımlarında bunun 2019-2020 sunumlarında atmaya başlamıştın. Çok güzel bir algı değişikliği yarattın aslında orada piyasada bence. Şunu merak ediyorum. Şimdi bildiğim o merak ederek sorduğum bir soru aslında. Sen ilk ...versiyonda o rengi nasıl hayal etmiştin... ...ve nasıl ortaya çıkmıştı? Ee, i̇lk versiyonda şöyle bir... ...vizyonum ve hayalim vardı... ...işte çevirmenler, onların mükemmel profilleri... ...işte herkes kendi böyle çok profesyonel bir fotoğraf koyuyor... ...ücretlerini giriyor bireysel olarak... ...ondan sonra herkes çok ım, adil ve hakkaniyetli ücretler giriyor... ...ardından herkes kendiyle ilgili küçük bir description açıklama yazıyor... ...işte ben şu şu alanlarda uzmanım diye... ...ve ardından işte müşteri geliyor, teklifini istiyor... ...çevirmen teklifi veriyor ve mutlu mesut çalışıyorlar... ...biz de aradan %20 komisyon alıyoruz böyle bir şey hayal etmiştim. Bir de gerçeğe bakalım. Yamuk yumuk fotoğraflar. Ba çoğu koymuyordu. Sanki böyle sahte bir siteymişiz gibi. Sanki dolandırıcı bir siteymişiz gibi görünüyordu. Açıklama yapmalarını istiyorduk. Hani kendinizle ilgili birkaç cümle yazalım. Ya ben onunla mı uğraşacağım? Ya iki cümle yazacaksın kendini. Çevirmenlere yalvarıyorduk. Ee, yazmıyorlardı neredeyse. Ee, ücret konusunda mesela kelime başı 10 lira falan ücret veren vardı. Yani çılgın bir rakam. Düşünsene bir sayfayı 1000 lira falan istiyor adam. O zamanlarda da ortalama işte 50 lira, 75 lira falan oluyordu bir sayfa ücreti. Ee, böyle çok şeydi yani gerçekten hiç uymayan ve ben neye bulaştım Tanrım dediğim bir dönem olmuştu. <laughs> Asla hayal ettiğim hiçbir şeyin olmadı <laughs> renkler, böyle uzaylı bir kafasıyla logomuz vardı. Ben o logoyu çok evet. seviyordum ama aynen. <laughs> e, gerçekten böyle bir şey hayal ediyorduk. E, işte herkesin profesyonel ve hakkaniyetli bir şekilde çalışacağı, müşterilerin hemen bizi bulup, aa ne güzel bir site, hemen siparişler vereyim diyeceği Ama hiçbir müşteri yok, sinek avlıyorduk. E, böyle bir süreçti aslında. Evet, çok keyifliydi aslında. Yani hani... O uzaylı kafasını ben de seviyordum bu arada. <laughs> Onu söyleyeyim. Şey soracağım sana. Daha MVP kapsamında bir soru soracağım aslında. İlk üründe sen az önce söz arasında bahsettin ama bilmeyenler için te tekrar daha derine inmek istiyorum. Şu an o lenge baktığında aslında bir dijital çeviri platformunun yanında bir medya şirketi haline geldi. Birçok dizi, film projesinde çeviriler yaptığı, farklı platformlarla ve televizyon kanallarıyla çalıştığı vesaire. Çok büyük bir operasyon. Ama ilk hali böyle değildi. İlk hali Sadece dosya çevirisi veya belli başlı doküman çevirileri vardı diye hatırlıyorum ben. Evet. Bu tarafta hani bu ilk adımları atarken ihtiyaç analizini sen nasıl yapmıştın ve ya bu kadar bir özellikle çıktak müşterilerimize biz hizmet verebiliriz noktasını nasıl yakaladın bunu da merak ediyorum. Ee, ilk bu doküman çevirileri benim bildiğim alandı. Ben altyazı ve dublaj tarafına sadece üniversitede altyazı ve dublaj dersi görmüştüm. Ee, birkaç tane altyazı ve dublaj projesi yapmıştım ama bütün o programlar bana çok komplike ve çok karmaşık geliyordu. Hani gerçekten bir altyazı programı açtım herhangi birisini kendimi yazılımcı gibi falan hissediyordum yani. Allah'ım bu çok karmaşık, çok teknik bir insanım ben şu anda falan gibi hissediyordum. O yüzden <laughs> hiç bulaşmıyorduk ama doküman çevirisi bana çok kolay geliyordu. Müşteri dosyasını yüklüyor, çevirmen download ediyor onu kendi indiriyor. Burada kusura bakma lütfen çok İngilizce kelime kullanıyorum böyle şey Yo, gibi. Alışkınız bu ama. sektörde biliyorsun. Evet. <laughs> indiriyor bilgisayarına. Ardından onu böyle dosyasına çeviriyor tekrar yüklüyor arada baksana hiçbir şey yok yani işte segmentlere ayır onu öyle yap bunu böyle yap time kodu gir gibi çok teknik detay yoktu ee, ve ben şey düşünüyordum ya altyazı ve dublaj çok zor bir sektör ben orada hayatta barınamam hayatta para kazanamam bilmiyorum bile işte bir sürü kuralı var işte 30 saniye ekranda görünmeli şöyle olmalı şu kadar 42 karakteri geçmemeli nokta şuraya gelmeli virgül şöyle 3 nokta kullanımı çok detayı vardı ve çok böyle şey geliyor biliyordum. Uçuk kaçık. Yani bir gün bana deselerdi ki Ebru Alleng bir altyazı ve dublaj teknoloji şirketine dönüşecek ve kendi tool'larınızı kendiniz yazacaksınız. Sallama ya falan derdim. Ama o kompleks süreçler sayesinde böyle e, adım attık. İlk ihtiyaç analizimiz bence hala doğruydu bu arada. E, kesinlikle bence hala noterleri noterdeki tercüme sürecini dijitalleştirmek çok önemli bir alan. Ama ben Türkiye'de o sürecin yapılabileceğine emin değilim. Çünkü Hı -hı. çok e, yürü işte yürürlükler çok yönergeler ve benzeri gibi şeyler ve çok böyle yakınınız falan böyle şey olması gerekiyor olması gerekiyor onu değiştirebilmek. Çünkü o işten para yiyen çok fazla insan var. E, o yüzden de o alanı değiştirmeye karar verdik zaten biz doküman çevirisinden uzaklaşıp daha e, dis, e, işte yok edebileceğimiz, yenilik getirebileceğimiz bir alana geçmeye karar verdik. Çünkü işi scale ettiremedik. İş ölçeklenmiyordu bir türlü. Yani işte revenue'mız tıkanmıştı bir yerde, üzerine çıkamıyorduk. Ee, sürekli sorunlar oluyordu. Ya ben bunu böyle istemiyorum, bunu böyle yazmayın da şöyle yazın. Yani sürekli böyle talepler geliyordu artık teknolojiyle çözemeyeceğimiz çok bireysel şeyler. Ee, ama ürünün ilk halini düşündüğümde bence ihtiyaç analizi kesinlikle doğruydu ama onu execute etme şekli veya doğru endüstriyi mi dijitalleştirmeye çalışıyorduk? O bence şey değildi. Yani çok emin değilim oradan. Şu anki aklım olsa asla yapmazdım. Ama şuna her zaman çok dua ediyorum. İyi ki o anda çat diye ürünü çıkardık. Çat diye onu tokatlanarak öğrendik. Ve çat diye vazgeçtik o olandan. Bunun için çok minnettarım yani. Teşekkürler sektörde bizi sevmeyen insanlar. <laughs> Şeyi soracağım. <laughs> ben yanlış bilmiyorsam bu senin ilk girişimin değil mi? Evet. Yani first time founder olarak aslında yaptığın şey ilk andan itibaren para kazanabilir bir şey olması çok kıymetli bir şey. Hani o yüzden ilk versiyonunun aslında MVP'nin bir yerde para kazandığı bir girişimden bahsediyoruz. Bu da çok keyifli bir hikayesi var. Şu anda da bir medya şirketi aslında. Medya teknolojileri şirketi. Çok güzel gidiyor. Bu geçiş sayesinde de aslında Bizim hepimizin, Türkiye'deki herkesin hemen hemen, tabii yurt dışında çok fazla takipçileri vesaire var. Sosyal medya fenomenini adı altında tanıdığı ve sonradan yatırımcı kimliğine bürünen, iş insanı olan insanlar tarafından da yatırım ve destek gördüğün süreçler de oldu. Çok güzel bir aslında örnek bu. Bambaşka bir sektörden bambaşka bir alana gidiş yolculuğunda. Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi bu doküman çevirisi tarafında yine MVP özelinde, sen ilk kurumsal müşterini nasıl yakaladın? Yani MVP'ni satmaya nasıl veya satın almaya nasıl ikna ettin? Şeyi aslında dinlemek istiyorum daha çok. İşte freelance buluyorsun ya da böyle translator buluyorsun ama bulamadığında Kendin çevirdiğin hikayeler var. Ben oraları biraz itiraf olarak evet. istiyorum. <laughs> evet kesinlikle. Çünkü bizzat o kadar çok şahit olmuşsunuz ki Amerika'da. Herkes böyle eğlenirken falan ben orada SAP ile çalışıyorduk o dönemde. SAP'nin kaç 120 sayfalık böyle bir şeyi vardı. E, dosyası onun böyle mükemmel bir şekilde e, yerelleştirilme projesini yapıyorduk. E, tabii ki de müşteri ilk geldiğinde o satışı yapan kişiye güveniyor. Yani geldiyse eğer genelde bu arada Word of Mouth'la gidiyorlardı ee, işte mesela biz AstraZeneca'yla hala çalışıyoruz ile çalışıyoruz Red Bull'la Coca-Cola'yla o dönemde yani sanırım gerçekten dünyanın en dev şirketleriyle çalıştık ve çok da güzel bir revenue elde ettik yani ben bayağı solo founder olarak güzel para kazandığımı düşünüyorum ama şeyim yoktu tabii ki o teknolojiyi ölçeklendiremiyorduk bir yerde çok böyle freelance projesine dönmüştü. İş geldiğinde bir kere sizin e, satma becerinize müşteri inanıyor yani diyor ki benim böyle bir dosyam var yüklüyor mesela sisteme ardından technical support veya işte help desk benim arkada finance benim her şey benim yani ayrı ayrı mail adresleri var ama tek bir insan var arkada her şeyi evet. yapan yazılımı zaten dışarıya yazdırmıştık. Arkadaşlarım yazmışlardı ve bak çıkıyor hemen onu çözdürmeye çalışıyorsun falan böyle. Neyse e, tabii ki çevirmen yok işin içi ucunda ve o müşteriyi mutlu etmen gerekiyor ki tekrar sipariş versin. Çok değerli bir şey bence. E, tabii ki çevirmen bulamadık ya yetiştiremedik bunu demek de bence çok üzücü bir şey. Özellikle de o problemi o anda çözebiliyorsan. Bence Founderın yaptığı işle related olması ya o işi çok iyi biliyor olmasının en güzel avantajı da bu. Oturup o dosyaları ben gerçekten çatır çatır çeviriyordum ee, ve ben yaptığım çeviride çok güveniyorum yani. Evet ilk kalite çevirme. kontrollerini de sen yapıyordun ilk zamanlarda. Evet diğer Evet kesinlikle oturup çeviriyordum ve bence onun o ilk zamanlardaki MVP'ye bile katkısı çok yüksek. Yani arada 40 yılın başında bir müşteri bile gelse ilk ilk aylardan falan bahsediyorum bu aradan. O müşteri geldiğinde büyük ihtimalle ya geliyordu ya internetten araştır araştıra bulup geliyordu. Yani bir telefon numarası vardı mesela çaldığında benim telefonum çalıyordu. Bazen gece falan arıyorlardı böyle çok komik bir dönemde. Ama bayağı eğlence insana çok öğreten ne yapmamalıyım bunu da çok iyi öğrendiğimiz bir dönemde. O yüzden e, hala bu arada bunu da araya sıkıştırmak istiyorum hala... E, bir, bir söz var ya işte mükemmel iyinin düşmanıdır. Hani evet. good to great kitabını Jim Collins'in de anlattı. Ben bayılıyorum o kitaba zaten. Sürekli referans veriyorum. Şu anda bile yaptığımız her üründe hep şunu söylüyorum. Lütfen ilk halini çıkartalım. Yani çıkartalım dayak yiyelim düzeltiriz sonra. Ama yeter ki böyle 10 ay 1 yıl falan beklemesin o proje. Hızlı hızlı yapalım. Yani çünkü hız bence çok değerli bir şey. Özellikle de bugünün dünyasında. O dönemde de bence MVP'yi hızlı bir şekilde çıkarmanın en büyük katkısı bize o oldu diyebilirim. Evet çok doğru. Zaten aslında founder her şeyle mücadeleden ekip ya da bir de founder olabiliyor aslında. Biliyorsun benim de iki kurucu ortam daha vardı mesela öncesinde. Hani o sen kurucu ekip ya da kurucu olarak her şeyiyle çilesini çektiğin ve mutfağından geldiğin için ya yeteri kadar yapalım hemen geri dönüş alıp geliştiririz. Kafası çok kıymetli bir şey aslında. Hep de aranan bir şey. Çok az bulunuyor. Evet. Herkesin dilinde bu arada ama herkes gerçekten böyle la ile yapıyor mu? Dersen emin değilim ama bunu evet. ekibe aktarmak da bir beceri meselesi bence ve bu konuda senin de iyi olduğunu düşünüyorum. Hani tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ee, bir ekibi. De ben... <laughs> evet, evet doğru. Şunu sormak istiyorum. Şimdi evet bu basit çaplı bir aslında bir landing page oradan bir dosyanızı yükleyin kelime sayınıza göre veya belli kısıtlarlara göre bir size fiyatı verelim. Eee senaryosundan şu an baktığımda yapay zeka integrated e, video çevirilerinin altyazıların otomatik olarak belli noktada çevrildiği, içerisinde hem stüdyo hem AI konusunda farklı dubbing işlemlerinin yapıldığı farklı bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi burada adım adım düşünecek olursak bu adımları atarken müşteri ihtiyacını bu teknolojiye aktarırken nasıl analiz yapıyorsun? Yani müşterileri ne sıklıkla dinliyorsun? Ya bizim buna ihtiyacımız varı Elbette bu arada teknik ekip olarak da, teknik ekibinin başında da çok kıymetli ve işini bilen bir adam var. Hani bunu da e, yatsıyamayız ya da göz ardı edemeyiz fakat buradaki analizi ikiniz beraber ya da nasıl yapıyorsunuz bunu da merak ediyorum. Benim hiçbir günüm yok ki bir müşteriyle görüşmeden geçmesin. Mesela bu toplantıdan önce bugün de tekrar bir müşterimiz oturduk kahve içtik dün onların ofisine ziyarete gittik ondan önce Avustralya'daki bir müşterimizle oturup böyle bir şey yap feedback session yaptık yani henüz aktif olarak çok yoğun projeler yapmamıza rağmen yani Avustralya'nın en büyük creative stüdyosu ya da on, önceki gün sürekli bir şeyler okuyorum müşterilerle ilgili ne yapıyorlar ne. Hiçbir günüm müşteriyle temas etmeden geçmiyor. Çünkü mükemmel bir ürün doğru müşteriler tarafından kullanılmadığında hiçbir değeri yok. Çöp bir ürün. Ama kötü bir ürün bir sürü müşteri tarafından kullanıldığında yani iyi bir ürün. Demek ki değer yaratıyor karşı tarafta. O yüzden her zaman biz müşteriyi temeline koyduk. Bu çok böyle... Sakız gibi bir söz yani müşteri bizim ürünümüzün temelinde çok böyle bir söz. Ama bence Aziz'le ben bunu çok iyi çözdük. Yani müşterileri anlamayı ve onların kullanabileceği ürünler yapmayı çok iyi çözdük. Biz bu ürünü pivot ettiğimizde yani her her ürünümüzün beliri parçaları hep MVP bence. MVP tek seferde de olmuyor. Bence bugün Amazon'un çıkardığı Prime ürünü de iki yıl önce MVP'di. Ya bu arada berbat bir arayüzü vardı. Ya da işte Bence MVP. hala MVP bu arada da evet. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Uzun zamandır Amazon üzerinde. Disney kesinlikle ben, bence MVP'di. Yani mesela ben birkaç ay önce kayıt olmuştum. Netflix'in game kısmı MVP. Şu an sadece telefonunda görebiliyorsun. Büyük firmaların da sürekli MVP uyguladıklarını görüyoruz. Bu arada konsepte çok güzel uydu. Sürekli MVP'den MVP'yi vurguluyoruz. Bazen konudan şey sapabiliyorum çünkü ben. Neyse bizim ürünümüzde ilk biz altyazı yapıyorduk. Yani closed caption ve foreign subtitles yapıyorduk. Ardından müşterilerden hep şey gelmeye başladı. Ya biz bu işi çok güzel büyütüyoruz. Keşke size dublaj olsa ne güzel olurdu. Bak direkt müşteriden alıyorsun o şeyi. Bu sefer o zaman da pandemi dönemiydi gene, Yani 2020'nin sonları falan da. Ben tek tek böyle gidip sormaya başladım. Ya biz böyle dublaj eklentisi koysak sipariş verir misiniz? Tabii ki de veririz. Sonra biz onu hiç ürüne koymadan gittik birkaç tane stüdyoyla anlaştık işte. Ee, dünyanın farklı yani işte Meksika'da, Pakistan'da, Hindistan'da falan. Dedik ki biz böyle böyle hizmetler de sunuyoruz. Sadece fiyat listesini ekledik. Peki tamam ben bunu satın almak istiyorum. İlk siparişi verdi. Hatta hatırlıyorum Sevdamı Laboru Urduca. Tamam Aziz hadi ürünü şey yapıyoruz. Aziz hemen o oturdu haldır olur. Yani mükemmel ürün çıkardı zaten. Bence doğru ortak da çok önemli. Evet. Ve müşteri ürünü direkt oradan download etmeye başladı. Maille bir işlem olmuyor. Tamamen ürüne yönlendirdin. Çünkü müşteri parasını da ödüyor. Bizim ürünümüzün böyle bir güzelliği de var. Direkt Hı -hı. sisteme yönlendirip o kadar hantal bir hala bence bizim vendor dashboardumuz wow değil. Çok yapılacak şey var. Ama müşteri hala onu kullanıyor. İnanabiliyor musun? AI da bin keza gene o geçişte. Dedik ki, ya stüdyoda bin çok güzel ama çok da ölçeklenmeyecek. Gene aynı problemi yaşayacağız. Başka ne ekleyebiliriz? Ve ben ilk yaptığımız toplantı Toplantıyı hatırlıyorum Aziz ben ekibimizden iki arkadaş daha Starbucks'ın böyle bir oda oda şeyler oluyor ya Massac'daki evet. Starbucks böyle toplantı odaları var oturduk oradaki beyaz tahtaya AI dubbing diye bir şey var bunun öncüsü biz olalım dediğimizi hatırlıyorum hatta ekipte yok kişi, iki kişi şey demiş ya biz bunu hayatta yapamayız bu çok zor olmaz böyle bir şey falan dedim deneyelim olmayabilir ama deneyelim hatta şey diyenler bile olmuştu biz ne anlarız AI dubbing'den çok hardcore AI team olması lazım demişlerdi. Ama ilk MVP'de müşterileri göstere göstere Netflix'e işte diğerlerine göstere göstere biz buna para veririz dediler. Ve bugün Türkiye'nin bile en kurumsal en büyük televizyon kanalları düşünebiliyor musun AI dubbing satın alıyorlar Endonezyaca, Korece, Japonca. Bence bu çılgın bir şey. Ve iyi ki o cesareti bulup deneyelim ya biz müşteriye sunalım bunu. Müşteri bize geri bildirim versin. O beğenmesin demişiz diye düşünüyorum. Valla iyi ki o cesareti göstermişsiniz ki bugün beraber burada bu konuları konuşuyoruz. <laughs> Her zaman olduğu gibi seninle bugün de burada hani sohbet etmek ve açıkça her şeyi öyle alakalı konuşmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Hı hı. Eklemek istediğin eklemek istediğin birkaç şey varsa dinleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. Hı hı. Ee, vallahi kim dinliyorsa bizi şu anda, yani bir şirkette çalışıyor olabilir bu insanlar, öğrenci olabilir, onların MVP'si de sonuçta bir proje hazırlamakta bir MVP bence veya kendi işlerini yapan insanlar olabilir. Bir şeyi yapmaktan hep böyle geri duruyoruz, cesaret edemiyoruz. Bence MVP bununla aynı, aynı bir şey. düşünebildiğiniz ne varsa onu yapabilirsiniz de, yeter ki hayata geçirin diyorum. Ee, çok teşekkürler davet ettiğin için. Benim için de keyifli bir sohbetti. Eskileri hatırladım ve yad ettim. Şu an tekrar böyle bir e, minnettar oldum <laughs> yaptığımız şeyleri <laughs> evet. insanlar için. Çok teşekkürler. Rica ederiz. İyi ki geldin. Yeni Nesil Kafası MVP Podcast'inin 7. bölümünü dinlediniz. O link bizimle beraberdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın.